Teşebbüs simit satarak simit tezgahımız var bizim. Normalde işçiler biraz sıkıntılı tabii. Simit olmuş 7,5-10 milyon diye diyorlardı. 10 milyon da olacak. Yani 5 kişilik bir aile gelip de burada simit alamıyor. Bu durum herkese etkiliyor bizim için de. Eskiden simidin hesabını, şu an artık herkes bir simidin hesabını daha yapabiliyor. Çünkü 10 lira oldu. Yani şu an 7,5-10 lira da olacak. Biz ev kirası veriyorum. Ben 8,5 milyar veriyorum. Ayrıca elektrik, su, doğalgaz var. Aslında şu anki Türkiye'deki durumda rakamlar bir şey ifade etmiyor. Hani gün geçtikçe açlık sınırının altına iniyor. 30 lira etti. 30 lira 4 simit verdik. Hani açlık sınırının altına gidiyor. Bir ülkede olması gereken temel hak ve özgürlükler, insan hakları olması lazım. Ben onu savunuyorum. Vallahi iyi değil. Yani bir 4 sene önceki kurlarla şimdi kurlar çok fark ediyor. Yani atıyorum o zaman 4 lira olan dolar ya da 3 lira olan dolar şu an 30 liraya geldi neredeyse. Yani 5 kat arttı. Her şey arttı. Biz de etkilendik. Yani mal verirken yerine koyamıyorsun. Sattığın yerine koyamıyorsun. Devamlı sıkıntı var. Gerçi biz İstanbulluyuz. Ben eski İstanbulluyum. Ama bakıyorum çevremdeki insanlara, birçok insan taşınmaya başladı. Yani iyi değil. İyi gitmiyor. Kiralar arttı. Tabii ki yani. Geçen sene 5.000 olan kira şu an 15-20 bin diyorlar. Yani bayağı artmış. Valla benim Türkiye'den pek beklentim kalmadı artık. Açıkçası bakalım ileride göreceğiz. Birkaç sene sonra belli olur her şey. Çok kötü özellikle emekliler için. Ben emekliyim. Yaptıkları %25'lik zam. Bir de orantısız maaş alımı. Ben 20 yıl önce emekli oldum. Şu anda geçinemiyorum. 20 yıl önce geçinebiliyordum aldığım parayla. Sebebi Türkiye'nin ekonomisinin kötü gitmesi, bir de üretimin olmaması, dışa bağımlı olması, her şeyin dışarıdan gelmesi. Türkiye'nin tekrar üretime geçmesi gerekiyor. Tarımcılığın yapılması gerekiyor, hayvancılığın yapılması gerekiyor, sanayinin desteklenmesi gerekiyor, eğitimin desteklenmesi gerekiyor. Sırf eğitim diplomalı olmamalı. Biz inşaatçıyız. Çalışıyoruz. Zor döndürüyoruz kendimizi. Eve bir de para gönderemiyoruz. Bazen yeri geldi mi? Bir tane sigara alıyorum 50 lira. Zaten benzinlikten her şey belli oluyor. Petrola gidiyorsun, yakıttır, şudur budur. Biletini kesiyorsun, memlekete gidiyorsun ablam. 1 milyar yani bilete veriyorsun. Çok acayip bir şey yani. Bir tane tişört alıyorsun, 300-400 milyon para. Paranın değerini bırakmamışlar bize yani. Araziler gibi yaşıyoruz hayatı. Böyle ne diyeyim sana da ablam? Bayağı etkileniyorum. Şu an ben asgari ücreti çalıştığım halde çok etkileniyorum. Bayağı geri gidiyorum. Eskiden mesela ben 200 lira geziyordum, sinemaya gidiyordum. Şu an gidemiyorum hiçbir yere. Bugün izinli günleyim mesela. İşte hiçbir şey yapmadım. 200 lira param gitti. Hemen anladım. Bir tavuk döner yemişim. Bir içecek içmişim 70-80 lira. Otobüse bin. Abi su mu iç, para bitti. Yani düşün, benim sana aldığım para 380 liraya geliyor günlüğüm. Abi yaşamsa ben istediğimi yapamıyorum. Bir elbise almaya düşünüyorum. Alayım almayayım. 700-800 lira bir pantolon olmuş. Ne bileyim içecek, ya bir limonata 30-40 lira bir barda olmuş. Olmaması lazım. Ne bileyim yumurta alamıyoruz, et alamıyoruz. Bunlar lüks olmaması lazım ama şu an Türkiye'de lüks. Neden? Çünkü yönetmeyi bilen yok. Şu an ülke sahipsiz. Şu an Tayyip Erdoğan yönetmiyor. Tayyip Erdoğan, ben öneri veriyorum. Bir 10 milyar verelim, para harcamaya öğrensin. Hayat nasıl, gerçekleri görsün. Hiç hayatı boyunca para harcamamış. Adam pahalılık bilmez ki. Otelde yemekhanedeyim. 8 milyar askeri ücret de değil. Ha böyle saat 5'te gidip 6'da gidip eve gitmek. Zor kıyamet. Biz Erdoğan'ı eskiden beri oy ona veriyorum. Eskiden beri Erdoğan'cıyım. Ama bu sefer aldı. Bütün bak bugün markete gidiyorum. Yarın bir daha gidiyorum. Bak suyu alırdım 18 liraya. Dün gittim aldım 24 liraya. Her şey güzel olacak dedi. Biz ona hep inandık. Zaten baştan beri ona oyumuzu veriyorum. Ne oldu? Zenginler işini yürüdü. Bizim gibi öksüzler de böyle sabah 5'te gider, akşam eve gider. Kendi maaşını o kadar çoğa çıkardı. Bizim Erdoğan milletin giyetti 11 milyar. O istediği her şeyi alabilir. Ama bunu alamayanlar da var. O Erdoğan'ın boğazından geçebilecek mi helal? Haramdır o para. Bizim şu an ne işimiz var Irak'ta, Lübnan'da, başka bir yerlerde? Ne işimiz var orada? Ne işimiz var? Sen önce bir ülkenin içindeki krizlerle bir onlarla bir savaş, bir onları halletsen. Ne işin var orada, burada onlarla savaşıyorsun? Bir emekli olarak mazotun 38 lira oldu, bir ekmeğin 10 lira yaklaştığını, bir kilo domatesin 30-35 lira olduğunu, o da bu bolluk zamanında. Yani yazın ortasında bir karpuzun 100 lira tuttuğunu, bir karpuz 100 lira. Artık nasıl etkileneceğiz? 7,5 lira alan bir emekli nasıl yapacak?